12 Eylül 1980 öncesinde ülkücü hareketin lider kadrosunda yer alan ve 80 sonrası da merkez sağda siyaset yapmış yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından deneyimli bir siyasetçi şimdi ana haber bültenimizin konuğu Sayın Yaşar Okuyan. Merhaba efendim, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Teşekkürler. Dün gazeteci Levent Gültekin'e bir saldırı gerçekleşti. Özür diliyorum. 25 kişi saldırdı. İşte görüntüleri ortaya çıktı. Bir soruşturma başlatıldı. Benzer saldırılar yakın geçmişte de yine Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a, Yeni Çağ Gazetesi yazarlarından Orhan Uğuroğlu ve yine Yavuz Selim Demir'a yaşanmıştı aynı şekilde. Şimdi bu saldırıların ortak noktasına baktığımızda iddia o ki, ülkücülerin bu saldırıyı gerçekleştirmesi. Siz acaba uzun süre sokaklardan çekilen ülkücü hareketin neden şimdi bu saldırılarla anılıyor olduklarını nasıl yorumlarsınız? Buyurun. Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Levent Gültekin arkadaşımıza geçmiş olsun diliyorum. Kendisini bugün aradım ama telefonu kapalıydı. Geçmiş olsun dileklerimi söyleyecektim. Bu vesileyle buradan ifade edeyim. Tabii bir gazetecinin, ben bir de 40 yıllık gazeteciliğim var. Yani gerçi bizim sürekli sarı basın kartımızı iptal etti bu hükümet. Dolayısıyla bu hükümetin AKP iktidarına göre biz gazeteciliği değilmişiz. Kartımız iptal edildi, o da ayrı. Ama benim mesleğim gazeteciyim. Yani dolayısıyla 40 yıldır da bu işin içindeyiz. Dolayısıyla bir gazeteci ister televizyonda ister bir yazılı basında yazdığı yazıdan dolayı bir yazdığı yazı ne olursa olsun onu kaba kuvvetle işte hele böyle 20 kişi 25 kişi birden saldırıp veya evinin önünde pusu kurarak 4-5 kişi silahlı, sopalı, yumruklu saldırılara muhatap olması kabul edilemez. Şimdi bu Levent Gültekin'in de yaptığı konuşmayı da ben dinledim daha sonra bu hadiseyi öğrendikten sonra. Orada bütün liderlerle ilgili onların fotoğraflarını koyarak ve orada işte 40 yılın içinde bütün bunlar Türkiye'yi bu hale getirdiler falan değil. Rahmetli Alparslan Türkeş'e ayrı bir başlık açtı ve orada çok haksız, çok yersiz, hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir durumda yorum yapmadı. Yani bir defa onu ben burada belirtmek istiyorum. Yorumunu ölçülü buluyorsunuz yani. Yani hoş bir yorum değil ama şimdi bu yorum yanlış yorum yaptığı veya yanlış konuştu deyip oradan bundan dolayı saldırıya uğraması hiç kabul edilemez. Yani bir defa onun size yargısı vardır. İlgili kişiler, kurum, parti gerekiyorsa tekzip yapar, gerekiyorsa mahkemeye verir vesaire. Ama bu sadece Levent Gültekin'le ilgili değil. Dediğiniz gibi son özellikle İstanbul seçimlerinden sonra meydana gelen çeşitli gazetecilere evinin önünde veya gazeteye girerken, çıkarken, yolda arabası kesilerek 5-10 kişi, 3 kişi silahlı, kabzalı saldırılara muhatap oluyor. İşte siz demin de belirttiğiniz gibi Selçuk Özdağ da siyasetçi kimliğiyle aynı şekilde evinin önünde pusu kuruldu. Alçakça bir pusu kuruldu. 6-7 kişi birden hücum ettiler. İşte yaraladılar vesaire. Bunların kabul edilir bir tarafı yok. Bir. İkincisi burada ard arda gelen olaylara baktığımız vakit hepsinde ifade ettiğiniz gibi iş bir yerlere dayanıyor. MHP çevresine, Balgat'ın çevresinde dolanıyor, gidiyor, geliyor. İşte bazı sanıklar yakalanıyor. Yakalanan bazı sanıklar zaten hemen ifade alınıyor. Hemen ön kapıdan girip ön kapıdan yine çıkıyorlar. İşte bilmem ne oluyor vesaire. Aradan zaman geçiyor. 3 ay, 5 ay, 6 ay soruşturma bile ne olduğu belli değil. Maalesef böyle bir süreç yaşıyoruz. Burada kendilerine ülkücü diye adlandırılan bazı grupların Balgat kaynaklı, yani Balgat dediğim şeyde MHP Genel Merkezi'nin orada olduğu için bazı ve oradan kaynaklanan bazı açık kışkırtmalar var. Mesela bazı genel başkan yardımcıları var orada. Devamlı
şey olarak koyuyor. Yani adeta insanları, gençleri kışkırtıyor. Yani benimle ilgili de çok ciddi manada orada bir iki genel başkan yardımcısı çok ağır hakaret, yani hakaret ediyor resmen. Ve onun ötesinde de çok ciddi manada tehditler savuruyor. Semih Yalçın'dan mı söz ediyorsunuz Sayın Semih Okuyan? Semih Yalçın, evet, o bir şişko adam var orada. Yani şişkolu bir şey söylemiyorum, ben de şişmanım. Orada bir başka bir şey ama kim olduğunu daha iyi ortaya koymak için söylüyorum. O adeta sadece o değil, orada 2-3 kişi daha var. Nitekim bana yapılmış olan bu şeylerde ben hepsini mahkemeye, yargıya taşıdım. Hatta bazıları yargı sona erdi ve çoğunu da işte tazminata mahkum ediyoruz. Hı hı. Geçen hafta birisi daha mahkum ettiğim avukatlar söyledi bana. Şimdi bu işin bu tarafını da hatırlatarak söylüyorum. Ama ilginç olan hadise şu. Neden hep yani bir MHP ile ilgili, Devlet Bahçeli ile ilgili bir yorum yapıldığı vakit hemen belli 3 kişi, 5 kişi, 10 tane gençlerden hemen bir ekip oluşuyor. Geliyor, evine basıyorlar, bilmem yolda kesiyorlar filan. Ve bunların karşısında bu devam ediyor. Ama burada işin kaynağına baktığımız vakit Devlet Bahçeli'nin tavırları var. Yani Devlet Bahçeli herkese hakaret ediyor. Şuuru kaybetmiş bir halde. Saldırıyor. Öyle laflar ediyor ki ağzından çıkan lafları kulağı işitmiyor. Yani bir defa bu açıdan baktığınız vakit bu o kadar sert konuşuyor ve hakaretler ediyorsa o zaman bundan cesaret alarak bir takım gençler daha geçmiş dönemlere baktığınız vakit, yani şurada 20 yaşında, 25 yaşında biz idamdan yargılandığımız vakit ihtilallerde, Mamaklar'da işkencelere muhatap olduğumda analarının rahmine düşmemiş insanlar bugün bu kışkırtmalarla, oradaki bir genel başkan yardımcısının bilmem neyi kışkırtmalarıyla ortada eylem yapıyorlar. Peki bunlar kime güvenerek yapıyor bunu? İktidara. Nasıl iktidara? Çünkü iktidarın adeta bekçiliğini yapan iktidar, koalisyon, yani bugün AKP tek başına iktidar ama Devlet Bahçeli'nin esir altına aldığı bir iktidar görünümünü de veriyor. Bunlara güvenerek yapıyorlar. Bunların kabul edilen bir tarafı yok. Ülkücülük bu değil. Yani rahmetli Türkeş'i ortaya koyduğu ülkücülük dediğimiz düşünce tarzı bu değil. Ülkücülük böyle mi? 20 kişi, 25 kişi sivil gazeteciye saldırıyorsunuz. Bu mu delikanlılık? Bu mu ülkücülük? Bu mu idealistlik? Bu kabul edilen bir tarafı yok. Bu bir gövde gösterisi midir efendim? 25 kişilik. Tabii şimdi herkese tehdit ediyorlar işte. Bakın gazeteciler saldırıya uğruyor. Siyasetçiler saldırıya uğruyor. Hep aynı cenahtan geliyor. Bir kınama var mı? Yok. İşte adam çıkıyor. Efendim diyor, bu böyle böyle zaten diyor, işte bizim kesim diyor, camia diyor, hassastır diyor. Onlar bilen işlerini bilirler diyor filan. Yani açıp yazılan tweetlere bir bakın. Konuşmalara bakın. Hepsi suç. Hepsi kışkırtma. Yani bugün HDP kapatılsın diyor, değil mi? Bir kampanya açmışlar. HDP kapatılsın diye. Ya HDP kapatılsın, kapatılmamışsın tartışmasını yapan parti şu anda fiili olarak, o partiyi şey yapmıyorum ama bu partinin yöneticilerinden bazıları terörü, saldırganlığı övüyor. Peki bunun şeyi ne? Yani bunu kabullendirecek tarafı neymiş? Yani böyle bir şey mi var? 20 kişi, 25 kişi alçakça saldırıyorsunuz. Ne oldu? Delikanlılık mı bu? Yiğitlik mi bu? Ne yapıyorsunuz? Bunların kabul edilir bir tarafı yok. Bugün geldiği nokta, Sayın Devlet Bahçeli hem Milliyetçi Hareket'e ihanet ediyor, hem Türkiye'nin geleceğine ihanet ediyor. Konuşmalarıyla, davranışlarıyla siyasetin içinde bütünüyle 24 saat efendim kraldan fazla kralcı davranarak, AKP'nin adeta sözcülüğüne soyunarak, adeta gençlik, AKP'nin gençlik kolları pozisyonda tavır alıyor. Yani sen bir dur bakalım. 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin adayı şimdiden Sayın Bahçeli'ye göre belli. Açıkça söylüyor. 2023'te de adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Sen ne biçim milliyetçisin? Sen nereden? Senin rahmetli Alparslan Türkeş'in
yolundan gittiğini kim iddia edebilir? Ne demek 2023'te de Recep Tayyip Erdoğan adayımızdır? Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı şeyler hepsi doğru ve bundan sonra da yapacakları doğru mu? Yani böyle bir siyaset mi olur? Ha, onu irdelemiyorum. O kendi takdiri, tamam. Ama başka bir şey var. İşte bu sert konuşmalar, hakaretler, asarız, keseriz, dümdüz ederiz. O seçimler sırasında konuşmaları nedir? Ama bu sadece onunla ilgili değil. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı da aynı şekilde. Ya böyle bir dünya yok. Yüzsüz, haysiyetsiz, işte şerefsiz, bilmem, bu laflar siyasetimizi kaplamış. O zaman alttaki insanlar, sokaktaki vatandaş, hele genç insanlar bunlardan yani hiçbir organizasyon olmasa bile bunların etkisini ortada şiddet olarak, insanlara saldırı olarak ortaya koyarlar. Kaldı ki peki, Sayın Okuyan, böyle... süremi tamamladım. Buyurun tamam, efendim. Son cümleyi alın. Evet. Burada sadece o geneldeki kışkırtmalardan dolayı değil. Ciddi bir araştırma yapsınlar. Savcılık ciddi şey yapsın. Bu son 15 tane aşağı yukarı 2 sene içinde 15-16 tane gazeteci ve siyasetçiye saldırılar var. Hepsinin aynı noktadan kaynaklandığını görecekler. Ama eğer Türkiye'de hukuk varsa, Türkiye'de adalet varsa olacak netice budur. Peki efendim, çok teşekkürler. Ana haber bültenimize katıldığınız için sağ olunuz. Teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz.